maşallah. Caminin önünde. Yapabiliyormuşuz demek. Tabii ki. Ama da yeterli.
Ekim 1979 yılında Sızıntı Dergisi'ni çıkardı. Ekim 1980'de güven imzasıyla 12 Eylül askeri yönetimine destek veren bir yazı yayınlandı. Darbenin ardından FETÖ'nün başta askeri okullar olmak üzere devlet kurumlarına sızma faaliyetleri arttı. Bu yol sızma faaliyetleri dikkat çekti ve 1986 yılında Nokta Dergisi'nde de haber oldu ama sonuç değişmedi. O yıllarda askeri okullara sızan FETÖ üyeleri 15 Temmuz darbe girişimi sırasında halkın üzerine ateş açılması emrini veren subay üniformalı hainler olarak karşımıza çıktılar. 1985 yılında FETÖ'ye bağlı ilk dersende olan FETÖ kuruldu. FETÖ'de gücünü artırmak isteyen FETÖ, 1987 yılında Zaman Gazetesi'nin yönetimi ele geçirdi. 1989'da da Körfez dershanelerini açtı. Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci FETÖ'nün 40 yılı sorgulanan karanlık girişimler ağının genişleme dönemi oldu. FETÖ, Türkiye Cumhuriyetlerinde ardı ardına okullar açtı. MİT Dış İstihbarat Daire Başkanı Nuri Yengeç, İtilallerin Yerleşim'in yakınlığını andaki tanımda, Gülen Cemaati tarafından özellikle de Türk Cumhuriyetlerinde açılan okullarda diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları İngilizce öğretmeni olarak barındırılıyor diye yazdı. 2017 yılında Amerika'daki Global Research adlı kurumun yayınladığı bir raporda da benzer bilgiler yer aldı. 1991'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'de faaliyet gösteren CIA ajanlarına FETÖ üyelerinin yardım ettiği bilgisinin yer aldığı raporu yıllar sonra ortaya çıktı. Gülen 1992'de ABD'ye gitti. Giren darbeci general, Genelkurmay Başkanı'nı kendilerine katılmaya davet etti. Ancak Genelkurmay Başkanı'nın sert tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine darbeciler Genelkurmay Başkanı'nı rehin aldı. Darbeciler sonunda karargahı işgal etmeyi başardı. Hileyle çağrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak karargaha girdiğinde darbeci askerlerle karşılaştı. Darbecilere direnen Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın orada şehit düştü. O 15 Temmuz'un ilk şehidi. Harekete geçen darbeciler çeşitli askeri yüzlerden uçak kalkmaya başladı. Halk sokaklarda askeri araçları ve tankları görmeye başlamıştı ve herkes aynı soruyu soruyordu.
Neden oldu? İlk haber televizyon ekranlarına ve radyo olarak düştü. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek taraflı olarak geçişe kapatılmıştı. Fakat aynı korku kutusunu hala akıllarda. Darbecilere direnen Astsubay Kıdemli Başçavuş Bülent Aydın orada şehit.